Bu iki cümlede ifade edilenlerin anlamca doğru biçimde birleştirilmiş hali aşağıdakilerden hangisidir? Gelişmiş ülkelerdeki obez insan oranı, diyet ürünlerindeki satışların katlanarak artmasına rağmen yükselmeye devam ediyor. Her yıl ortaya mucize diyet adıyla yeni bir beslenme programı atılıyor, piyasaya tonlarca yeni diyet ürünü çıkarılıyor. Her yıl mucize diyet adıyla ortaya atılan yeni beslenme programlarına piyasaya çıkan tonlarca yeni diyet ürününe ve bunların satışlarını katlanarak artmasına rağmen gelişmiş ülkelerdeki obez insan oranı yükselmeye devam ediyor. Cevabım A şıkkı arkadaşlar. Bütün sözcükler kullanılmış ve A şıkkında gereksiz hiçbir sözcük yok. Her yıl değişik beslenme önerileriyle ortaya çıkan mucize diyet ürünlerinin satışındaki artış bile özellikle gelişmiş ülkelerdeki obez insan oranındaki artışı engelleyemiyor diyor. Böyle bir şeyden bahsetmediği için arkadaşlar bunu eliyoruz. Bir de beslenme programı gibi bir ifade kullanılmamış gördüğünüz gibi. Gelişmiş ülke ifadesi kullanılmamış gördüğünüz gibi. Bunu da bu yüzden ne yapmış olduk? Elemiş olduk. Her yıl birbirinden farklı beslenme önerilerinin havada uçuşması, yeni diyet ürünlerini kapış kapış satılması, gelişmiş ülkelerde yeterince karşılık bulmadığından obez insan sayısı her geçen gün artıyor. Mucize diyet ifadesi burada yer almadığı için C şıkkında eliyoruz. Ortaya mucize diyet adıyla çıkan yeni beslenme programlarına ve diyet ürünlerine rağmen gelişmiş ülkelerdeki obez insan oranının katlanarak artması mucize diyetlerin beklenen başarıyı sağlayamadığını gösteriyor. Bekleyen başarıyı sağlayamaması ifadesi bu iki cümlenin hiçbirinde geçmiyor. Bu yüzden denizli şıkkını da eliyoruz. İnsanoğlu kendisine önerilen yeni beslenme programları ve diyet ürünleri sayesinde obeziteden kurtulabileceğini düşündüğünden gelişmiş ülkelerdeki mucize diyet ürünlerinin satışları katlanarak artmaya devam ediyor. Şöyle insanoğlu kendisine önerilen diye başlayan bir ifade olmadığı için E şıkkını da eliyoruz. Cevabımız Adana. Bu parçada altı çizili sözle yazarın yazma yöntemiyle ilgili anlatmak istediği aşağıdakilerden hangisidir? Bir kitabım okuyanı düşünmeye sevk etmez. Hemen anlaşılırsa yazdıklarımı kusurlu sayarım. Ben okuyucumun eserim üzerine kafa yormasını, gerekirse onu tekrar okumasını isterim. Onun için de yazdıklarımın içerdiği anlama birazcık makyaj yapar. Onları monotonluktan kurtarır. Öyle sunarım okura. Zengin bir hale getirerek istediği şekle kavuşturduğu bu olabilir. Çünkü makyaj yapması istediği farklı bir şekle sokmasıdır. Dolayısıyla A ederiz. Anlaşılmasını kolaylaştırarak okunurluğunu arttırmak değil, tam tersi hemen anlaşılmasını istemiyor. İkinci okuyuşta anlaşılmasını istiyor. Dolayısıyla bu olamaz cevabım bursa. Değişiklik yoluyla yeni bir içerik kazandırdı olabilir. Çünkü farklı bir anlam çıkarmasını istiyor. Niteliklerini güçlendirerek etkisini arttırdı. Evet. Güzellik kazandırarak tek düzellikten kurtardı tek düzelik monotonluk aynı şey zaten. E bir de makyaj yaptığı için güzellik kazandırmış oluyor. Bu da doğru. Cevabımız Bursa. Bu parçalan hareketle öğretmenin öğrencilere önerisi aşağıdakilerden hangisi olabilir? Derste gerçek bir yazar olma yolunda dikkat edilmesi gerekenlerden söz eden öğretmen öğrencilere siz çocuk yol kenarındaki çimlere oturdu diye yazdığınızda cümleniz kolay anlaşılır. Çünkü bu cümle açıktır ve cümlenin anlamına hiçbir katkısı olmayan sözcüklere boğulmadığı için dikkat dağıtmaz. Ama aynı cümleyi çocuk çevresine tedirgin gözlerle bakarak çekine çekine ve korka ürke gelip geçenlerin çiğnediği üstüne basarak dümdüz ettiği yol kenarındaki çimlere oturdu diye yazarsanız bu cümle hem zor anlaşılır hem de sizi okuyan ya da dinleyen yorulur. Çünkü meramınızı bir sözcük yerine yakın anlamlı 2-3 sözcük anlatmaya kalkmışsınız. Onun için size önerim nokta nokta nokta. Yani arkadaşlar şundan bahsediyor açıkçası. Gereksiz sözcük kullanmayınız. Evet gereksiz sözcük kullanmayın. Anlatımınız açık olsun diyor değil mi? Şimdi baktığımızda okuyucunun yazdıklarınızda kendisini bulmasına odaklanın ve onu yormayacak bilinen sözcükler kullanın. Bu değil. Gereksiz sözcüklerden uzak durup yazdıklarınızı söylem kurgu yönünden her türlü fazlalıktan arındırın Cevabım Bursa şıkkı. Beğenilmek istiyorsanız oldukça kısa ama anlamsal ve duygusal derinliği olan cümleler kullanın. Tamam. Okurları yazdıklarınızı ortak etmeyi hedefliyorsanız kahramanınızı gerçek bir zaman ve metinde yaşatın. Tamam. Süslenmeye dayalı, kof bir şairhanelikten kaçınmak için anlam sanatlarından uzak durun. Bunu da eliyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi cevabımız Bursa. Bu parçada anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Beyaz ayı sendromunun bilinen çıkış noktası Rus yazar Tolstoy'un kardeşiyle oynadığı bir oyundur. Tolstoy kardeşini odanın bir köşesine geçerek ayakta dururken beyaz bir ayıyı düşünmemesini söyler. Ancak zaman geçtikçe kardeşi düşünmemesi gereken beyaz ayıyı düşünmeden edemediğini açıklar. Psikologlar yaptıkları deneylerde karşılaştıkları bu tür durumlara Tolstoy'un oyununa ithafen beyaz ayı sendromu demişlerdir. Bu durumun bir başka örneği de Dostoyevski'nin yaz izlenimleri üzerine kış notlarında şöyle geçer. Kendine şöyle bir görev ver. Kutup ayısını düşünmemeye çalış. Göreceksin ki o kutup ayısı her dakika aklına gelmeye başlayacak. Bütün bunları bir cümlede ben ekleyeyim. Düşünceler adeta yağmur gibi yağacak diyor arkadaşlar. Şimdi bakıyoruz Herhangi bir şeyi çok fazla düşündüğümüzde onu daha anlaşılmaz hale getiririz. Hayır yanlış. Gündelik hayatımızda yer almayan kavramları aklımıza somutlamaya çalıştığımızda afallarız. Hayır. Bunu da eliyoruz. Gerektiğinden fazla dinlendirilen kavramlar süreç içerisinde beynimizde daha çok yer eder. Bu da değil. Kafamızdaki bazı düşünceleri bastırırsak onların yüzeye çıkma olasılıklarını da arttırırız. Kesinlikle bu arkadaşlar. Beyaz bir ayı düşünmemelisin dediğinde aslında bu bastırılmış bir şey olduğunu düşündüğümüzde bu daha çok kafasını kurcalayacaktır. Yani bastırılmış duygular. Daha sonra ortaya çıkar ve bazen de zarar vererek ortaya çıkar demek istiyor aslında kısaca. Cevabım Denizli. Düşüncelerimizden uzun bir süre uzak tuttuğumuz durumların zamanla silikleşeceğine inanırız. Bunu da eliyoruz. Cevabımız denizli şıkkı. Bu beyt için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Didim benzer mi Can'a sana Şirin? Dedi benzer ne tekim sana Ferhat. Can'a sözcüğüyle sevgiliye hitap edilmiştir. Doğru. Karşılıklı konuşmaya dayalı bir tarzda yazılmış. E dedim benzer mi Can sana Şirin? Dedi benzer nitekim sana Ferhat doğru karşılıklı bir konuşma söz konusu. Sözcük tekrarları beyitte ses tekrarı oluşturulmuştur. Sana sana benzer benzer gördüğünüz gibi. Beyitte söz edilen benzerlik güzel bir nedene bağlanmıştır. Hayır arkadaşlar beyitte burada Ferhat ile Şirin olayına telmihte bulunmuş ama güzel neden dediği yani hüsnü talil yok cevabım Denizli. ifade içinde belirtilmeden kişilere gönderme yapılmıştır. Ferhat ile Şirin'e gönderme yapılmış. Bu da doğru. Cevabımız Denizli şıkkı. Bu parçada gülme ile ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? Sosyal hayat içinde iletişim sorunlarına yol açtığına, farklı bilim dallarının ilgi alanına girdiğine, sınıflandırılmasına fikir ayrılıkları yaşandığına, genişleyen başkasını da etkileyen bir yönü olduğuna, üzerindeki tartışmaların uzun bir sürece yayıldığına gülme psikolojik, sosyolojik ve felsefi yönden antik çağdan günümüze değin tartışılmıştır. Psikolojik, sosyolojik felsefi o zaman farklı bilim dallarının ilgi alanına girdiğini söyleyebiliriz. Bursa şıkkını eliyoruz. Bu süreçte bazı düşünürler gülmenin duyguyla bağdaşmadığını söylerken bazıları da gülmeyi bir duygu olarak bölümlemiştir. Şimdi bazıları gülmeyi duygu olarak görmüş, bazıları görmemiş bazı düşünürler. O zaman fikir ayrılıkları var. C şıkkını da eliyoruz. Günümüze geldiğinde ise gülmek, esnemek gibi bulaşıcı bir hastalık olarak nitelendirilmiştir. Dolayısıyla gülme sadece gülen kişiyle sınırlı değil, bir kişi güldüğünde psikolojik olarak rahatlama yaşarken onun gülmesi diğer insanlarla iletişimi sağlayan, onlara o duyguyu aktaran sosyal direylem haline Dönüşür diyor arkadaşlar. Yani bir başkasını da etkilediğini söyleyebiliriz. Çünkü bir kişi gülerken diyor ondaki rahatlama başkasını da güldürür diyor. Dolayısıyla denizli şıkkını da eliyoruz. Tarihin ilk dönemlerinde filozoflar özellikle aşırı gülmeyi bir olumsuzluk olarak değerlendirse de günümüzde gülmenin insan üzerindeki etkilerini anlatan bir bilim dalı bile oluşmuş durumda diyor. Yani tartışmaların uzun bir sürece yayıldığını da söyleyebiliriz. Çünkü Antik çağdan günümüze kadar tartışılmıştır diyor. En başta veriyor gördüğünüz gibi Edirne şıkkını da eledik. Cevabımız A şıkkı. Bu parçaya göre yazarın bugün geldiği noktada duyduğu pişmanlığın nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Gençken dünyayı değiştirmek istedim. Olgunlaşınca dünyanın değişmeyeceğini anladım. Ben de düşlerimi biraz kısıtlayarak sadece memleketimi değiştirmeye karar verdim. Ama o da değişeceğe benzemiyordu. Yaşlandığımda ise son bir gayretle sadece ailemi, sadece bana yakın olanları değiştirmeyi denedim. Ama ne yazık ki bunu da kabul ettiremedim. Bugün geldiğim nokta ise elimde koca bir keşke kaldı halbuki ben iyi bir örnek olup önce ailemi değiştirebilirdim. Onlardan alacağım cesaret ve ilhamla memleketimi ileri götürebilirdim. Kim bilir belki dünyayı bile değiştirebilirdim. Pişmanlığının nedeni nedir? Elimde keşke kaldı diyor ya hemen bakıyoruz. Değişim ve düşüncesinin uygulama aşamasındaki kendini engellenmiş hissetmesi hayır değil arkadaşlar. Değişim tekniklerinin yol açtığı sonuçlar karşısında hayal kırıklığını yaşaması değil Tüm dünyayı değiştirecek yetenekte olmadığını bilerek yola çıkması değil, engeller karşısında değişimle ilgili düşüncelerinden taviz vererek güven kaybetmesi değil, değişim hedefinde işe önce kendisinden başlaması gerektiğini fark etmesi. Kesinlikle bu arkadaşlar çünkü neden? Geldiğim noktada elimde koskocaman bir hiç kaldı diyor. Halbuki ben iyi bir örnek olup önce ailemi değiştirebilirim ya yani önce kendinden başlayacak. Daha sonra memleket, daha sonra dünya değil mi? Yani şöyle Önce bir nokta sonra bu nokta büyüyecek ve böyle böyle değişiklikler büyüyecekti. Cevabımız E şıkkı. Bu dörtlük ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Uyak dizilişi A A A B'dir. Bakalım olmuyor a gülmüyor a bilmiyor a hepsi r ile bittiği için aynı harfi koydum. Belli değil derken b dolayısıyla a şıkkı doğru. Satirik nitelikler taşımakta. Satirik dediğimiz şey yani eleştirel şiir, eleştiri şiiri bakalım. Çarp bozulmuş, dünya asla olmuyor. Elif ukara'nın yüzü gülmüyor. Aşık Ruhsat dediğini bilmiyor. Yazı belli değil, hat belli değil. Hiçbir şey belli değil diyor. Dünyanın çarpı bozulmuş, ıslah olmuyor diyor hani iflah olmak deriz ya ehli fukaranın yüzü gülmüyor hani fakirin fukaranın yüzü gülmüyor bir eleştiri söz konusu Bursa şıkkı da doğru arkadaşlar yarım uyak kullanılmıştır olmak gülmek bilmek arkadaşlar olmak gülmek bilmek dediğimde şuradaki muyor ve şuradaki müyor ve yine bilmiyordaki miyor ifadeleri her ne kadar farklı gibi görünse de yazılışları anlam ağır basmakta. Redifte anlam olarak aynı olduğu için biz bunlara redif diyeceğiz. Şöyle daha sonra olmaktaki L, gülmekteki L, bilmekteki ile tek ses olduğu için tek ses benzerliğinden yarım uyak olduğunu söyleyebiliriz C şıkkı da doğru. Hece ölçüsünün 11'li kalıbıyla yazılmıştır. İki dizinin ünlülerini sayma ve bunların birbirine denk olması yeterli. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. İlki 11'li çıktı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bu da 11'li çıktı. İki dizeyi saydım. İkisi de 11'li çıktığına göre hece ölçüsünün 11'li kalıbı ile yazıldığını da söyleyebilirim. Telmih sanatı yani telmih sanatı neydi arkadaşlar? Hatırlatma. Hatırlatma sanatı yok. Dolayısıyla burada telmih sanatı yok. Cevabım E şıkkı. Didaktik özellikler taşıyan bu dörtlüğün nazım türü aşağıdakilerden hangisidir? Kaygusuz aptal uyan. Işkı bil, ışka boyan. Şöyle demiştir diyen, var edep, öğren edep. Burada aslında edep öğren derken aslında öğreticilik yanının ağır bastığını söyleyebilir miyiz arkadaşlar? Söyleyebiliriz. Şimdi demeye baktığımızda Alevi tarikatında olan tasavvuf şairlerinin ne yapmış oldukları, yazmış oldukları şiirlerdir arkadaşlar. Genellikle işte sekizli hece ölçüsüyle yazılır ve ne olur bir saz eşliğinde okunurdu. Dolayısıyla demeyi eleyebiliriz şöyle. İlahiye baktığımızda Allah'a övmek, yalvarmak ve Allah'a olan aşkı dile getirmek için yazılan şiirlerde biliyorsunuz. En önemli temsilcisi Yunus Emre'ydi. Bunu da eleyebiliriz. Nefese baktığımızda ilahilerin Bektaşi tarikatında söylenen karşılığıdır. Dolayısıyla bunu da eleyebiliriz. Şatiye'ye baktığımızda tasavvuftan, dinden, alay edermiş gibi görünen şiirlerdir. Dolayısıyla bunu da eleyebiliriz. Bir şeyler öğretme, tarikata özellikle yeni e, girenlere tarikatın edep adabını öğretme. Biz buna nutuk diyoruz. Cevabımız C şıkkı. Aşağıdaki beyitlerin hangisi ayrıç içindeki verilen ifadeyi örneklemez. Rızkına, kana olan gerdoğuna minnet eylemez. Alemin sultanıdır, muhtacı sultan olmayan var olanla yetinme alemin sultandır muhtacı sultan olmayan. Yani diyor ki kimseye muhtaç olmadan yaşayan sadece alemlerin sultanıdır ama sen var olanla yetin. Çünkü rızkına kani olan gerduna minnet eylemiz rızkına yani razı ol demek istiyor. A şıkkını eliyoruz. Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi sağlık nimetinin kıymetini bilmeden bahsediyor arkadaşlar. Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi olmaya devlet cihanda nefes sıhhat gibi yani e sağlığın kıymetini anlamaktan bahsediyor. Bursa şıkkını eliyoruz. Bir sürçmekle at ayağı kesilmez, bir suç ile Adem oğlu asılmaz. Merhametli davranıp affetmeyen yani bir suç işledi diye Adem yani insan asılmaz diyor. C şıkkı da doğru. Yüzüme bak gözünü aç gururu saltanattan geç. Nice bekler uyutmuştur Cihan efsanedir derler. Dünyanın geçiciliğini anlama. Nice bekler uyutmuştur. Cihan efsane. Yani Cihan nice bekleri uyutmuş gibi. Dolayısıyla bu da doğru. çoğu olmaz bu tarzda gazel bak. Ya güzel söz güherdir. Güher az olur. Güher dediği şey arkadaşlar inci, elmas, mücevher gibi bir anlama gelir. E, çok gazeller bu tarzda çok olmaz diyor. Güzel söz incidir. İnciler az olur diyor. Burada aslında bir tevazu söz konusu arkadaşlar. Dolayısıyla burada bir konuşmasıyla övünme değil. Tam tersi mütevazı olma durumu. Tevazu olma durumu söz konusu. Cevabım E şıkkı. Aşağıdakilerin hangisi farklı edebi dönemlerden alınmış bu şiir parçalarının ortak özelliğidir diyor. Bakıyoruz hemen. Aynı ölçüyle yazılması Çağırsa seni sonsuzluklar bir gün korkma. O ben baş koyacağım. Canımla canla can katacağım. Burada bir serbest ölçü görüyorsunuz arkadaşlar. Dörtlük olmadığı için hece ölçüsü diyemiyoruz. İkilik olmadığı için aruz ölçüsü de diyemiyoruz. Aşk derdinin devası kabili derman değil. Terki can derler bu derdin muteber dermanına diyor. Burada da bir aruz ölçüsü görüyorsunuz. Çünkü beyit var. Dolayısıyla farklı bu. Benzer temaların işlenmesi ikisinde de aşk teması var arkadaşlar. Dolayısıyla temalar benzer cevabım ve dil ve üslup benzerliği. İlkte dil sade arkadaşlar. İkincisine baktığımızda dil ağır. Dolayısıyla aynı olduğunu söyleyemeyiz. Bunu da ediyoruz. Uyak dizilişinin aynı olması diyor. Şimdi baktığımızda ee, ne demiş? Bir gün koyacağım koyacağım. Yani bunu şöyle düşünebilirsiniz. A, B, B gibi. Diğerine de değil dermanla derken Farklı değil mi? Kendi içerisinde A ve B gibi düşünebilirsiniz. Uyak dizilişi de farklı arkadaşlar. E, katmak, koymak derken acağım burada redif katmak koymakta uyak yok. Edermanına manına ve değil sözcükleri arasında uyak yok. E, bu da farklı. Dolayısıyla bunu da eliyoruz. Dize sayısı diyor. Dize sayısı 1, 2, 3. İlkte 3 var. İkinciye baktığımızda 1, 2. Bunda da 2 var. E, dize sayısı da farklı. Bunu da eliyoruz. Cevabımız Bursa şıkkı. Bu beyitlerin şiirde yer alma sırası aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Şimdi arkadaşlar mahlasın olduğu beyti bulup en sona almamız gerekiyor. Şöyle bir bakıyoruz. Evet yoksa Yahya gibi üstadı Süyhan Perver mi yok derken Yahya. Dolayısıyla bunu en sona almam lazım. İki şöyle bir en sona aldım. Şimdi bu bir gazel olduğu için. E, gazelin kafiyesi şöyle değil miydi? Şu şekilde A ile başlıyordu. Daha sonra B oluyordu daha sonra CA oluyordu. Bu şekilde devam ediyordu. Şimdi aynı olanlara bakıyoruz. 2'yi bir kere eledik onu en sona aldık. Yok yok derken arkadaşlar şurada AA. Dolayısıyla 3'ü de ne yaparız arkadaşlar? Başa alırız. Bir de ortada kalır. Evet bu şekilde bulmuş olduk. Cevabım denizli şıkkı. Ne yaptım arkadaşlar? Gazelin kafiye şemasına göre AA olanı başa aldım. Mahlas olanı sona aldım. Bir de zaten ortada kaldı. Cevabım denizli. Bu parçada söz edilen şair aşağıdakilerden hangisidir? En tanınmış eseri 10613 beyitlik Garipname'dir. Mesnevi biçiminde yazılan bu eser 10 bölüm halinde dini ve tasavvufi öğütler veren bir ahlak kitabıdır. Eserde Anadolu Türkçesinin birçok özelliğini görmek mümkündür. Türkçe olan tut, e, tutkunluğuyla da tanınan şair, Türk diline kimesine bakmaz idi, Türklere her giz gönül akmaz idi, Türk dahi bilmez idi, ince yolu ol menzilleri diyor dizeleriyle. O dönemde Türkçe'ye gösterilen ilgisizliği de eleştirmiştir diyor. Şimdi arkadaşlar, Taşlıcalı Yahya'ya baktığımızda evet çok büyük bir mesnevi şairidir Fuzuli'den sonra biliyorsunuz ama onun Şehzade Mersiyesi ünlü. Dolayısıyla buradaki garipname ona ait olmadığı için Taşlıcalı Yahya'yı şöyle bir eleyelim. Bağdatlı Ruhi'ye baktığımızda önemli bir divan edebiyatı sanatçısı daha çok terki bibentleriyle meşhur arkadaşlar. Dolayısıyla ona ait bir şey de olmadığı için bunu da ediyoruz. Yine Necati Bey e baktığımızda arkadaşlar divan edebiyatı şairi biliyorsunuz. Doğumu, ölümü çok fazla bilinmemekte. Bir tane divanı var tek eseri günümüze ulaşan. Dolayısıyla Necati Bey'i de elemekteyiz. Şeyhat Hamza'ya baktığımızda Şeyhat Hamza oldukça başarılı biri. Hem hece hem aruzla şiirler yazmıştır. Biliyorsunuz önemli bir mutasavvıf. Ee, onun da Yusuf'u Züleyha Mesnevi'si ne yapmıştır günümüze ulaşmış. Çok çok önemli bir eseridir ama burada yer almadığı için bunu da eliyoruz. Aşık Paşa'dan bahsediyor burada cevabımız C şıkkı. Bu parçada numaralanmış sözlerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? Aynı edebi gelenek içinde yer alan Karagöz ve Orta Oyunu temsil etmeye dayalı birer türdür. Doğru. Bu türlerin yazılı metinleri yoktur ama ana hatları önceden belirlenmiş doğaçlama ile zenginleşen sözlü metinleri vardır. Doğru. Her iki türde de kişilerin özellikleri dikkate alındığında bu kişilerin birer tip olduğu görülür. Doğru. Gerek Karagöz gerekse Orta Oyunun asıl ustalık gerektiren bölümü ise kişiler arasında geçen ve asıl oyunla ilgisi olmayan sözlerin yanlış anlaşılması esasına dayan fasıldır diyor. Fasıl değildir arkadaşlar. Hangi bölümdür bu? Şöyle muhavere bölümü yani söyleşi, atışma bölümü olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü fasıl arkadaşlar nedir? Son bölümdür aslında. Yani daha doğrusu asıl öykünün anlatıldığı bölümdür. Bir de bitiş bölümü vardır biliyorsunuz. Her iki oyunun da çok kısa olan bitiş bölümünde ise sürçü lisan ettiysek affola kalıplaşmış sözüne yer verilir. Bu doğru fasıl da bitiş bölümünden öncedir. Yani asıl olayın anlatıldığı bölümdür. Dolayısıyla e, yanlış anlaşılmaların olduğu bölüme muhavere bölümü diyoruz. Cevabımız Denizli Şıkkı. Aşağıdaki eserlerden hangisi bu parçada boş bırakılan yerlerden herhangi birine getirilemez? Yaygın görüşe göre masalların kaynağı eski Yunan ve Hint mitolojileridir. Milattan önce 6. yüzyılda yazıya geçirilen ve kahramanları genellikle hayvanlar arasından seçilen eski Yunan'daki nokta nokta bilinen en eski masal fabıl örnekleridir. Ezop arkadaşlar buraya gelecek. Şöyle Ezop yazalım yani Bursa şıkkına şöyle bir eliyelim. Devam edelim. Hint edebiyatında ise Beydaba'nın yazdığı adını ilk bölümündeki bir hikayenin kahramanı olan iki çakaldan alan Beydaba dediği için Kelile ve Dimne arkadaşlar şöyle Kelile ve Dimne yani Edirne şıkkı gelir bunu da eliyoruz. Doğudaki ilk masal favel örneklerindendir. Arap ve İran kaynaklı ise nokta nokta birçok dile çevrilmiş edebiyatta ve sinemada defalarca işlenmiş masalların anlatıcısı olan Şehrazat'ın adı birçok çocuğa verilmiştir diyor arkadaşlar. Binbir Gece Masalları yani şöyle C şıkkını getiriyoruz. Türk Edebiyatı'nda ise Uygur Dönemi eseri olan nokta 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 masal özelliği gösteren ilk eserlerden olup iki şehzadenin başından geçenleri anlatır. Kalyanam Kara, Papam Kara olacak arkadaşlar. Bunu da eliyoruz. Billur Köşk Türk Masalları'nın bir derlemesidir arkadaşlar. Bununla ilgili bir şey yok. Cevabım A şıkkı. Bu parçada sözü edilen eser ve yazarı aşağıdakilerden hangisidir? Eserde vilayetlerde bulunduğu zaman en büyük zevki sırmalı esvap içinde midilli veya at üzerinde arkasında çifte uşaklarla sokak sokak gezip dolaşmaktan ibaret olan bu beyin İstanbul'a geldikten sonra merakı 3 şeye masruf oldu ki birincisi araba kullanmak. Tamam. İkincisi alafranga beylerin hepsinden daha süslü gezmek. Üçüncüsü de berberler, kunduracılar, terziler ve gazinolardaki garsonlarla Fransızca konuşmak idi. Sözleriyle tanıtılan kahraman batıllaşmayı hazmedemeyen bir züppe tipidir. Vakası 1869 yılında geçen eser gözlemlere dayandırılarak realist bir yöntemle yazılmıştır. Kimden hangi züppe tipten bahsediyor arkadaşlar? Bihruz Bey'den bahsediyoruz. Şimdi Bihruz Bey. Evet şimdi Tek şey neymiş? Araba kullanmakmış. Yani üç önemli şeyi varmış. Birisi araba kullanmak, ikincisi alafranga beylerin hepsinden daha süslü gezmek, üçüncüsü de berberler, kunduracılar, terziler ve gazinolardaki garsonlarla Fransızca konuşmak. Bihruz Bey arkadaşlar hangi romanın kahramanı Araba sevdası o da Recaizade Mahmut'un romanıdır cevabım e, e şıkkı. Karabibik bir köy romanı intibah değil zaten edebi roman sergüzeşt biliyorsunuz ki Dilber karakterini anlatıyor. Esaret Ahmet Mithat Efendi'nin romanı bu da değil. Ce cevabım E şıkkı. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Romanlarındaki kişileri genellikle batı medeniyetlerini benimsemiş, içlerine sindirmiş kişilerdir. Bunları daha önceki Türk romancılarının özellikle Ahmet Mithat'ın eserlerindeki alafranga tiplerden ayıran başlıca özellik gülünç olmamaları ve toplumun genel havasına yabancı kalmayışlarıdır. Bununla birlikte nokta 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 romanlarını bütünüyle iyi ya da kötü olarak idealize etmez. Onları psikolojik realitelerine uygun olarak serbest bırakır. Dolayısıyla Özellikle roman kahramanları kimi romantik yönlerinin bulunmasıyla birlikte modern hayatın içinden eğitimli, kimi zaman hırslı, kimi zaman isyankar, aşkta toplum kabullerini kırabilen, bunalıma giren, realist karakterler olarak karşımıza çıkar. Yazar bu karakterlerde Servet-i Fünun kuşağının sanatçı ruhlu, yenilikçi insanını da bir şekilde yansıtır. Örneğin yazarın Hülyalı şairi büyük ölçüde Servet-i Fünun kuşağının karakteristik temsilcisidir diyor arkadaşlar. Abdülhak Şinasi Hisar'a baktığımızda önemli bir sanatçı fakat Cumhuriyet devri sanatçısıdır. Fahim Bey ve Biz, Çamlıca'daki Eniştemiz gibi önemli romanları var. Bunu eliyoruz. Mehmet Rauf, ee, Servet İfin'in döneminde yaşamış olmasına rağmen parçada ondan bahsetmiyor arkadaşlar. Onun da Eylül isimli romanı önemli biliyorsunuz. Hüseyin Cahit Yalçın, Kavgalarım önemli bir eseri. Edebiyat ve Hukuk adlı makalesiyle de zaten Servet İfin'in kapatılmış isyankar bir sanatçı. Hüseyin Rahmi Gürpınar, Servet İfin'in dönemi bağımsız sanatçılardan bunu da eliyoruz. Halit Siyah Uşaklıgil'den bahsediyor. Cevabımız Bursa Şıkkı. Aşağıdaki beyitlerden hangisi bir kasidenin methiye bölümünden alınmıştır? Kasidenin yazıldığı kişinin övülmesi arkadaşlar değil mi? Methiye dediğimiz şey yazıldığı kişinin övülmesi. Olalı mülk içemende şehi kişver sümbül geydi bir Küngereli, tacı, mücevher, sümbül Burada bir övme söz konusu değil. Ben bir ilmeğliyem, revabı mıdır? Nustahak olmayan bu ihsan ediyor. Böyle bir şey de yok. Nice üstadı sühen, güstere oldum galip ki bulunmaz arasan her birinin akranı. Sorun yok. Burada bir övgü söz konusu değil. Yok bu şehrişre senin vasfettiğin dilber nedir? Bir peri suret görünmüş, bir hayal olmuş sana yok diyor. Senin anlattığın sevgili yok diyor. Dolayısıyla bir peri suret gibi görünmüş, hayal olmuş sana diyor. Bunu da eleyebiliriz. O sultan ki cismi cihan canıdır, zamanın zamanı baharıdır. Burada arkadaşlar o sultan dediği kişiyi ne yaptı? Övgüler yağdırdı, övgü. Çünkü e, cihanın canı zamanın zamanı baharıdır diyor. Gördüğünüz gibi bir övgü söz konusu. Cevabımız E şıkkı. Bu parça. Aşağıdaki edebi türlerin hangisinden alınmış olabilir bakıyoruz. Zariflerin toplandığı yer ve şairlerin kaynağı olan Vardar yenicesindendir. İnsan cinsinin olgunluğunun sebebi olan kemal ve irfan sınıflarını usulünce tahsil edip bütün ilimleri gereğince idrak ettikten sonra Mısır'da bulunan Şeyh İbrahim Gülşeni'nin dergahının gül bahçesinde marifet ve irfan elde etmek için Şeyh'e hizmet etmeye gitti. Hizmete gitti. Şeyh Gülşeni cennet gül bahçesine göçünce tekrar Anadolu'ya döndü. Tasavvufi şiirlere fakirlik ve yokluğa dair sözleri var. Bu şiir onundur. Gönül bela okunun ucunu hurma gibi yer. Gönül gam dikenini helva gibi tatlı tatlı yer diyor arkadaşlar. Şimdi baktığımızda ne yaptı? E, zariflerin toplandığı yer ve şairlerin kaynağı olan Vardar Yenicesi'ndendir diyor. Bana bir kişiyi sonuna kadar anlattı ve en son ne yaptı? Onun şiirine örnek verdi. Sanki biyografi gibi anlatmış oldu isim vermeden değil mi? Evet biyografi gibi anlattı bize. Biz buna divan edebiyatındaki adına ne diyoruz? Şöyle teskire ediyoruz arkadaşlar. Şu şekilde teskil ediyoruz. Dolayısıyla cevabım A şıkkı. Siyasetnameye baktığımızda arkadaşlar ee, nedir bu siyasetname dediğimiz şey? Devlet adamlarına yöneticilik sanatına ilişkin bilgiler veren yapıtların genel adına siyasetname diyoruz. Dolayısıyla burada öyle bir şey yok. Sefaretnameye baktığımızda ise dış bir merkeze sefir yani elçi olarak atanan kişinin dönemin siyaset ve diplomasisine ve burada sefirlik görevinde bulunduğu şehrin ülkenin hayatını anlatan eserler yazması durumudur sefaretname bu da değil. Menakıbname kişilerin daha çok böyle e, olağanüstü güçlerinin olduğunu gösteren manevi yaşamlarını anlatan eserler dolayısıyla bunu da eliyoruz. Şehrengiz şehir güzelliklerini anlatan eserlerdir. Bunu da eliyoruz. Cevabımız A şıkkı olacaktır. Bu şiirin biçim, içerik ve anlatım özellikleri dikkate alındığında aşağıdaki şairlerin hangisine ait olduğu söylenebilir? Senin bu ellerinde ne var bilmiyorum. Göğe bakalım. Tuttukça güçleniyorum, kalabalık oluyorum. Bu senin eski zaman gözlerin, yalnız gibi, ağaçlar gibi. Sularım ısınsın diye bakıyorum, ısınıyor. Seni aldım, bu sunturlu yere getirdim. Sayısız penceren vardı, bir bir kapattım. Bana dönesin diye bir bir kapattım. Şimdi otobüs gelir, biner gideriz. Dönmeyeceğimiz bir yer beyan, başka türlüsü güç. Bir ellerin, bir ellerim yeter, belleyelim yetsin. Seni aldım, bana ayırdım, durma kendini hatırlat, durma kendini hatırlat, durma göğe bakalım diyor arkadaşlar. Şimdi içerik özelliklerine baktığımızda e, neyi görmekteyiz tabii ki bir kere göğe bakalım dediği için hepimizin aslında belki de aşina olduğu bir şiirdir. Göğe bakma durağı vardır biliyorsunuz ki Turgut Uyar'a aittir. Şimdi şekil özelliklerine baktığımızda da aslında bize ikinci yeni şairlerini hatırlatıyor. Çünkü gördüğünüz gibi belli dizeler yok belli kurallar yok sanki düz yazı gibi anlatmış ama bunu yaparken de ne yapmıştır arkadaşlar? İnanılmaz imgeler, söz sanatları kullanmıştır. İkinci yeni şiirine ait olduğunu biliyoruz. Şimdi bunlara baktığımızda İlhan Geçer arkadaşlar daha çok Hisarcılar grubundandır. Ve Hisarcılar biliyorsunuz ki hece ölçüsü dörtlük kullanır. Bu yüzden bunu eleriz. Orhan Veli'ye baktığımızda Orhan Veli garip akımına mensuptur arkadaşlar. Garipçiler ailesindendir. O, o da ne yapmıştır? Sokağı şiire taşıyan bir adamdır. Dolayısıyla bu şiir onunla özdeşleşmiyor. Cahit Sıtkı Tarancı'ya baktığımızda biraz daha işte ölüm, metafizik gibi konular işlemiş olup saf şairlerin safında yer almıştır. Ahmet Muhip Dıranas'a baktığımızda yine hece ölçüsü ve dörtlük görüyoruz. Yine saf şaircilerdendir arkadaşlar. Cevabımız B. Turgut uyar olacaktır. Bu parçada boş bırakılan yerleri aşağıdakilerin hangisi sırasıyla getirilmelidir? Türk Edebiyatı'nın ilk dönem romanlarında romantik yaklaşıma bağlı olarak tek yönlü ve derinliği olmayan iyi yürekli tipler fazlasıyla oluşturulmuştur. Bunlar içinde kadın olmaları, tavırları, verdikleri kararlarla melek rolünü üstlenen tipler vardır. Romandaki kusursuz tek kişi olan Efendisi Ali Bey'in yanlışları ve aşırılıklarını canıyla ödeyen nokta nokta nokta. Kimden bahsediyor arkadaşlar? Ali Bey dediği için Namık Kemal'in İntibah isimli eserinden bahsediyoruz. Ve e, yanlışları ve aşırılıkları canıyla ödeyen dediği için buraya ne gelmesi gerekiyor? Dilaşup karakteri gelmesi gerekiyor. Kendisine acıyarak evine alan, rakımın hayatına bir renk ve sevgi katan, masum, akıllı, terbiyeli, güzel ve zeki bir köle olan, Rakım dediği için arkadaşlar Felatun Bey Rakım Efendi isimli romandan bahsediyor. Ve burada da Canan yani bir köle olan bir esir olan Canan'dan bahsediyoruz. Dolayısıyla buraya da Canan gelmeli. Şıklara baktığımızda Dilaşup ve Canan olacak. Cevabımız A şıkkı. Şimdi şöyle B'yi eliyoruz. Dilber zaten Sergüzeşt isimli romanın karakteri. Bunu da eledik. Zehra Nabizade Nazım'ın önemli bir eseridir. İlk psikolojik roman denemesidir. Bunu da eliyoruz arkadaşlar. Dürdane Hanım Ahmet Mithat Efendi'nin romanı. Bunu eledik. Dilber zaten Sergüzeşt'in. Ee, Sergüzeşname'nin önemli karakteri karakteriydi. Bir köle bir cariyeydi. Bunu da eliyoruz. Cevabımız A şıkkı. Numaralanmış cümlelerden hangilerinin sonundaki yazar adları değiştirildiğinde bilgi yanlışı giderilmiş olur? Bakalım. İslami kimliğiyle tanınan öyküleriyle anılan yazar Gül Yetiştiren Adam adlı romanıyla edebiyat dünyasına katılmıştır. Mustafa Sepetçioğlu diyor. Bu arkadaşlar Rasim Özden Özdenöre'nin bir neydir arkadaşlar? Bir romanıdır. Bu bir kenarda dursun. Sodom ve Gomorre mütareke yılları İstanbul'un belirli bir çevresinin yaşayışını, alafrangalığını, vurduğu noktayı göstermesi bakımından önemlidir. Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Sodom ve Gomorre kesinlikle iki doğru buna eliyoruz. Ve Çanakkale serisini geldiler, gördüler, gittiler. Adlı eserleriyle nehir romanları şeklinde anlatan sanatçı çağımızın Dede Korkut'u lakabıyla anılmıştır diyor. Rasim Özden değil arkadaşlar. Kimdir? Mustafa Necati Sepetçioğlu. Dolayısıyla 1 ve 3 yanlış gördüğünüz gibi. Hilal görününce adlı eserinde Kırım'ın Rusların eline geçmesinden sonra Türklerin verdiği yaşam mücadelesine sevinç, çokum anlatmıştır. Bu da doğru. 1 ve 3 yanlış cevabımız Bursa şıkkı. Bu dizelerde dile getirilen düşünce aşağıdaki edebi akımlardan hangisiyle ilişkilendirilebilir? Musiki. Her şeyden önce musiki. Onun için tekli mısradan şaşma. Dumanlısı güzeldir türkülerin. Öyle hem seçik olsun hem kapalı diyor dikkat lütfen. Gün ışığı titremeli şiirinde ılgıt ılgıt sonbahar göklerinde diyor. Yani imge de olsun şiirinde. Daha sonra kapalı anlatım da olsun değil mi diyor. Daha sonra arkadaşlar ne diyor? Musiki de olsun. Şimdi buna baktığımızda bu anahtar kelimeler beni nereye götürecektir arkadaşlar? Sembolizm akımına götürecektir değil mi? Musiki olacak, kapalı anlatım olacak, işte ağır dil olacak. Ondan sonra imgeler olacak, söz sanatları olacak. Bütün bunlar sembolizme götürmektedir. Beni cevabım A şıkkı. Sürrealizmde bilinçaltı olması gerekiyordu. Realizmde gerçekçilik, Naturalizmde gerçekliğin deneylenmiş hali yani de, deney olacak burada realizmin bir tür daha, daha doğrusu bir tık daha ne hali? Daha gerçek hali, bir tık daha üstü aslında. Fütürizmde makineleşme, sanayileşme gibi şeyler olacak biliyorsunuz ki Türk Edebiyatı'ndaki önemli temsilcisidir Nazım Hikmet. Fütürizmi de ederiz. Dolayısıyla cevabımız A şıkkı. Bu parçayla ilgili aşağıdakilerin hangisi söylenemez? Hakim bakış açısı kullanılmaktadır. Anlatıcının düşünceleri iç çözümlemelerle verilmektedir. Kahramanın bireysel durumu ile ilgili bir çatışmaya yer verilmiştir. Durum hikayesinde özgü anlatım söz konusudur. Anlatılanlar tarihsel gerçekçilik çerçevesinde ele alınmaktadır diyor. Çakır Saraylı'dan ayrılmayı kafasına iyice koymuştu. Kanlı ikilikten ihtiraslardan hedefi bilinmeyen veya hedefi hak edecek kuvvet ve meşruiyete sahip bulunmayan e, hareketlerden nefret ediyor. Bunları büyük günahlardan sayıyor. Halbuki içine girdiği çevrenin bundan başka bir özelliği yoktu. Buradan ayrılıp ne yapacaktı? Bu iş için belli bir düşüncesi yoktu. Önce İstanbul'a gitmeyi düşünmüştü. İstanbul'a gitmeyi düşünmesi aslında anlatıcının hakim bakış açısına sahip olduğunu gösteriyor. Çünkü kahramanın içinden geçen şeyleri okuyabiliyorsak orada hakim bakış açısı vardır. Orada kendisini sevenler, benimseyenler bulacaktı. İzmit'i geçti mi kurtulacağını biliyordu. Fakat bu düşünceye bağlanıp kalmasına ve bu kararın peşine düşmesine iki engel vardı diyor. Şimdi bunu yapmak istiyordu ama iki engel vardı. Bu da kişinin kendi aslında bir çatışması. Bunlardan biri Emine'yi ve artık doğmuş olması gereken çocuğunu büsbütün kaybetme endişesi. ikincisi de Kuvayi Milliye üzerindeki yeni yeni tereddütleriydi. Yakasaray köyünde geçirdiği bir ay içinde dünyadan kopmuş Kuvayi Milliye'nin büsbütün uzağında kalmıştı. Afyon'dan gelen parça bölük haberlerin düzmece ve kasıtlı olduğunu kolayca anlıyor. Bu yüzden de tereddüdü koyulaşıyordu diyor arkadaşlar. Şimdi kendi içinde yaşadığı şey verdiği için İç çözümlemelerle verilmekte. Doğru. Bireysel durumuyla ilgili çatışmayı söyledik değil mi? Hem kararsızlık yaşadığı, hem gitmek istediği, hem de gitmek istemediği. Anlatılanlar tarihsel gerçeklik çerçevesinde ele alınmaktadır. Burada işte Kuvayi Milliye dediği için arkadaşlar bunu söyleyebiliriz tarihsel gerçekliği da ediyoruz. Durum hikayesi olsaydı hayatın bir kesiti anlatılacaktı. Ama burada aslında bir olay anlatılmış. Bir kişinin kararsızlığı, yapmak istediği planları, arkasında bırakacağı emine, eşi büyük ihtimalle ve doğacak çocuğu ve Kuvayi Milliye'nin kendi üzerindeki tereddütleri. Dolayısıyla baktığımızda burada bir olay söz konusu. Hayatın bir kesiti yok. Bu yüzden de burada durum hikayesi değil, olay hikayesi vardır. Cevabımız Denizli. Hazreti Ömer döneminde İslam devletinin sınırlarının hızla genişlemesinin durumlarından hangilerine ortam hazırladığı söylenebilir? Bakalım arkadaşlar. Ülkenin illere ayrılarak valiler atanması. Arkadaşlar gördüğünüz gibi çok fazla toprak var artık ve bunun için tabii ki merkezi otorite sağlanmalı. Merkezi otoritenin sağlanması için de merkeze bağlı valiler elbette atanmalıdır. Doğru. Adalete önem verilerek ilk kadı atamasının yapılması. Arkadaşlar çok fazla toprağa sahip olduklarından dolayı elbette güvenliği, asayişi sağlamak durumundalar. Bunun için de adaleti de sağlamalılar. Adaleti sağlamak için kadı atamaları yapılmalıdır. Tabii ki doğru Ordugah kentlerin kurulması, gördüğünüz gibi çok güzel fetihler yapılmış ve bu fetihlerin devamlılığının sağlanması gerekiyor. Bunun için de ordugah kentler kurulmalıdır arkadaşlar. Aynı zamanda bu kentler o bölgedeki asayişte sağlayacaktır. Bu yüzden tabii ki doğru. Bu sebeplerle doğru cevabımız 1, 2 ve 3 yani E şıkkı olacaktır. Bu durumun nedenlerinin hangilerinden kaynaklandığı söylenebilir. Büyük Selçuklular dini yönden Abbasi halifesine bağlı kalmalarına rağmen halifeleri devlet işlerine karıştırmamışlardır. Peki arkadaşlar bakalım. Teokratik devlet yapısını korumak. Teokratik devlet dediğimiz şey din devletidir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi halifeleri devlet işlerine karıştırmamışlar. O zaman teokratik devlet yapısını korumak gibi bir amaçları yoktur. Merkezi otoriteyi güçlü tutmak. Tabii ki arkadaşlar gördüğünüz gibi yönetimde başka kimseye söz hakkı verilmiyor. Sadece yöneten kişiye söz hakkı veriliyor. Halifeye dahi söz hakkı verilmemiş. Bu yüzden tabii ki merkezi otoriteyi güçlü tutmak amacı taşıdığını söyleyebiliriz. İslam dünyasının koruyuculuğunu üstlenmek bu durumun zaten İslam dünyasının koruyuculuğunu üstlenmekle de bir alakası yok arkadaşlar. Yani onların koruyuculuğunu üstlendikleri için e, halifeleri devlet işlerine karıştırmama gibi bir durum söz konusu değildir. Bu sebeplerle doğru cevabımız yalnız 2 yani B şıkkı olacaktır. Göbekli Tepe ile ilgili verilen bu bilgilere bakılarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Göbekli Tepe'de yapılan kazılarda konut özelliği taşımayan günümüze kadar keşfedilen en erken tarihli dini ve ayinsel amaçlı yapılar gün yüzüne çıkarılmıştır. 12 bin yıl öncesine ait bu yapılar merkezde ikiz T şeklinde dikili taş ile onu çevreleyen taşlar ve duvarlardan oluşur. Burada taş aletler, heykeller ve bitki kalıntıları da bulunmuştur. İnsanoğlunun tarım ve yerleşik hayattan sonra tapınak yaptığı şeklindeki yaygın görüş Göbekli Tepe'nin keşfiyle tartışmaya açılmıştır. Peki arkadaşlar şıklarımıza bakalım. Yeni belgelerin eldeki verileri değiştirebileceği. Bakın arkadaşlar Göbekli Tepe keşfedilmeden önce e, insanların yerleşik hayattan sonra tapınak yaptığı şeklinde bir görüş varmış. Ancak Göbekli Tepe'nin keşfiyle bu görüş tartışmaya açılmış. Demek ki yeni belgeler eldeki verileri değiştirebilir diyebiliriz. Arkeoloji biliminin katkılarıyla insanlık ve uygarlık tarihini değiştirebilecek verilere ulaşıldığı zaten yapılan kazılarda diyor arkadaşlar. Kazı bilimi nedir? Arkeolojidir. Tabii ki doğru göbekli tepe kalıntıları ile barınma amacı dışında da yapılar inşa edildiğinin kanıtlandığı. Tabii ki arkadaşlar çünkü göbekli tepe bir ev değil değil mi? Nasıl bir yer? Tapınak. Ayinsel amaçlı bir yer. Bu yüzden barınma amacı dışında da gördüğünüz gibi yapılar inşa edilmiştir diyebiliyoruz. Göbekli tepede tarih öncesi devirlerin sırasıyla yaşandığı bunu söylememiz mümkün değil arkadaşlar. Bu süreçte taş devrinden maden devrinden bahsedilmesi gerekir paragrafta bize ancak böyle bir şeyden bahsedilmiyor. Tarihsel gelişmeler değerlendirilirken çelişkiler yaşanabileceği tabii ki arkadaşlar yaşanabilir. Yine bunu insanoğlunun tarım ve yerleşik hayattan sonra tapınak yaptığı şeklindeki yaygın görüşün değişmesinden çıkarmamız mümkündür. Bu sebeplerle doğru cevabımız D şıkkı olacaktır. Aşağıdakilerden hangisi Avrupa Hun Devleti'ne ait özelliklerden biri değildir? Bakalım arkadaşlar. Bulgarları ve Macarları siyasi ve askeri yönden etkilemişlerdir. Evet arkadaşlar, Doğru. Çin'i baskı altında tutmuşlardır. Çin'i baskı altında tutan Avrupa Hun Devleti değildir arkadaşlar. Asya Hun Devleti'dir. Avrupa Hun Devleti daha çok e, batıda mücadele ediyor arkadaşlar. Örneğin Batı Roma ile mücadele ediyor. O yüzden Çin'i baskı altında tutmuşlardır. Tabii ki diyemiyoruz. Attila ile en parlak dönemlerini yaşamışlardır. Tabii ki doğru. Balkanların Cermen kavimleri tarafından istila edilmesine engel olmuşlardır. Tabii ki doğru arkadaşlar. Sasanilerle Kaf kafkaslarda sınır sorunları yaşamışlardır. Tabii ki yaşayacaklar. Bu sebeplerle doğru cevabımız B şıkkı olacaktır. Bu rapor Türkiye'de aşağıdakilerden hangisinin hayata geçirilmesinde etkili olmuştur? Türkiye'ye gelen İsviçreli profesör Albert Melch'in hazırladığı raporda Türkçe bilimsel yayınların yetersiz olduğu, ders verme yöntemlerinin çağdaş olmadığı ve bilimsel düşüncenin egemen kılınması gerektiği konularına yer verilmiştir. Arkadaşlar özellikle bilimin vurgulandığını görüyoruz. Bilim adamı yetiştirebilmek için üniversitelere ihtiyaç vardır. Eğer bilim adamı yetiştirmek istiyorsak üniversite inşa etmeliyiz arkadaşlar. Burada bahsedilen de tabii ki üniversite reformunun hazırlanmasıdır. Diğer seçeneklere baktığımızda ise Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile birlikte bütün okullar Milli Eğitim Bakanlığına bağlanmıştır. Bu yüzden Tevhid-i Tedrisat'tan bahsedilmiyor. Harf inkılabının yapılmasıyla zaten Zaten bu durumun bir alakası yoktur. Tekke zaviye ve türbelerin kapatılması yine bilimle alakalı bir durum değildir arkadaşlar. Millet mekteplerinin açılması ise tamamıyla harf inkılabından sonra okuma yazma oranını artırmak amacıyla e, açılan okullardır. Bu sebeplerle doğru cevabımız B şıkkı olacaktır. Aşağıdakilerin hangisinde birincide verilenin ikincide verilene ortam hazırladığı savunulamaz. Mondros Ateşkes Anlaşması'nın imzalanmasıyla birlikte evet arkadaşlar Osmanlı Devleti fiilen sona erecektir. Anadolu'nun yer yer işgal edilmesi direniş cemiyetlerinin kurulmasına neden olacaktır. Bu yer yer işgaller sonucunda özellikle Anadolu halkı kendi bölgelerini koruyabilmek için direniş cemiyetleri kuracaktır düzenli ordunun kurulmasıyla birlikte Batı cephesindeki Kuvayi Milliye birliklerine son verilecek arkadaşlar Çünkü biliyorsunuz ki bu birlikler dağınık birlikler düzenli ordu kurulduktan sonra da bu birliklere son verilecektir diye biliyoruz Misak-ı Milli'nin kabul edilmesi sonucunda da itilaf devletleri İstanbul'u resmen işgal edeceklerdir. Mebuslar Meclisi'nin dağıtılması sonucunda ise temsil heyeti kurulmayacak arkadaşlar. Özellikle zaten son Osmanlı Mebusan Meclisi dağıtıldığında temsil heyeti çoktan kurulmuştu. Bu sebeplerle doğru cevabımız E şıkkı olacaktır. Osmanlı Devleti aşağıdaki anlaşmalardan hangisiyle Rusya'ya ilk kez İstanbul'da elçi bulundurma hakkı tanımıştır? Arkadaşlar burada bahsedilen anlaşma bir barış anlaşması aslında. Bu barış anlaşması sayesinde Rusya Osmanlı'da elçi bulundurabilecek. Aynı zamanda bu elçi Ortodoks mezhebine bağlı olacak. Yani İstanbul'da yaşayan Ortodokslarla yakın ilişkiler kurmuş olacak. Böylece Ortodoks Kilisesi de Osmanlı Devleti'ni daha yakından takip edebilecek. Burada bahsedilen anlaşma 1700 İstanbul Anlaşması'dır. Bu sebeplerle doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Verilen parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilirse doğru bir bilgi verilmiş olur? Osmanlı Devleti'nde bir bölgenin kanunla belirlenmiş vergisini toplama hakkı karşılığında peşinatı 3 yıllık hazineye yatırma şeklindeki ihale sistemine iltizam denir arkadaşlar. Zaten diğer seçeneklerimize baktığımızda iltizam usulünün doğru olduğunu söyleyebiliyoruz. Çünkü iskan dediğimiz şey bir politikadır biliyorsunuz ki yerleştirme politikasıdır. Balkan topraklarına e, Türklerin yerleştirilmesidir örneğin. İstimalet politikası hoşgörü politikasıdır. Müsaade ise haksız kazançla mal elde etmiş olanların mallarına, el koyulmasıdır. Mütekabiliyet ise karşılıklılık demektir arkadaşlar. Yani bir devlet iyi bir şekilde bir devlete yaklaşıyorsa karşısındaki devlet de ona o şekilde yaklaşıyor ya da kötü yaklaşıyorsa kötü yaklaşıyor demektir. Bu sebeplerle doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. Bu tezi savunan bir araştırmacının durumlarından hangilerine vurgu yaptığı söylenebilir. Birinci Dünya Savaşı'nda ölenlerin yaklaşık %5'i, 5 yıl 8 ay süren İkinci Dünya Savaşı'nda ölenlerin yaklaşık %48'i sivildir. 3 yıl süren Kore Savaşı'nda ölen sivillerin oranı ise %50'nin çok üzerindedir. Peki arkadaşlar öncülerimize bakalım. Kore Savaşında Topyekün halk hareketinin ön plana çıktı. Arkadaşlar, Topyekün bir halk hareketi mi yoksa halk üzerine bir saldırı da olmuş, o yüzden de bu kadar çok sivil vefat etmiş. Bunu düşünmemiz gerekiyor aslında. Burada bize Topyekün bir halk hareketinden bahsedilmemiş, bu yüzden birinci öncülü kabul edemiyoruz. Savaşın süresi uzadıkça savaştan etkilenen sivil sayısında da artış yaşandı. Hayır arkadaşlar gördüğünüz gibi 2. Dünya Savaşı 5 yıl sürmüş %48 sivil ölmüş. Kore Savaşı sadece 3 yıl sürmüş ancak %50'nin çok üzerinde sivil ölmüş. Bu yüzden ikinci öncüle de ulaşamıyoruz. Savaşlarda cephe kavramının değişti. Arkadaşlar bunu tabii ki söyleyebiliyoruz. Çünkü cephe üzerinde bir muharebe olsa siviller zaten vefat etmezdi. Gördüğünüz gibi savaş sivillere de sıçramış. Bu yüzden cephe kavramında değişiklik olmuş diyebiliriz. Bu sebeplerle doğru cevabımız B şıkkı olacaktır. Türkiye'nin faaliyetlerinin amaçlarından hangilerine yönelik olduğu savunulabilir. Bakalım arkadaşlar, Milletler Cemiyeti'ne üye olması, Balkan Antantı'nın kuruluşunda etkin rol oynaması, Sadabat Paktı'na üye olması. Şimdi öncelerimize bakalım. Dünya barışına katkıda bulunmak, bu tabii ki Milletler Cemiyeti'ne üye olmasıyla ilişkilendirilebilir. Doğru. Doğu ve batı sınırlarını güvence altına almak. Arkadaşlar doğu sınırını güvence altına almak için Sadabat Paktına üye oluyor. Batı sınırı içinde Balkan Antantına. Bu yüzden tabii ki doğru. Bölgesel dostluğu güçlendirmek. Balkan Antantında ve Sadabat Paktında özellikle kendi bölgesine yakın olan komşularıyla dostluk kurmuş olacaktır. Bu sebeplerle doğru cevabımız 1, 2 ve 3 yani E şıkkı olacaktır. Aşağıdaki tabloda bazı yıllara ait dünya genelinde kır ve şehir nüfusunun oransal dağılışı yüzde olarak verilmiş. Yalnızca tablodaki bilgilere bakılarak yalnızca yani şurada olan bilgileri sadece değerlendiriyoruz bunun dışına çıkmıyoruz. Yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Bir numaraya baktığımızda kırsal kesimde yaşayanların oranı azalırken şehirde yaşayanların oranı artmıştır. Bakıyoruz kırsal kesimde yaşayanların oranı 94.9, 86.7, 71 giderek düşmüş. Kentsel alanda yaşayanların oranı ise giderek artmıştır. Bunu buradan net bir şekilde gördüm. 1950 yılında kırda yaşayanların sayısı 2020 yılında şehirde yaşayanların sayısından fazladır. Ben 1800'lü yıllarda 1900'lü yıllarda nüfus miktarının ne kadar olduğunu bilmiyorum. Yani burada nüfus 10 milyar, 10 milyar da olabilir, 5 milyar da olabilir, 4 milyar da olabilir. Ben bunu kesin bilmiyorum. Yani bu oranların aynı olması demek nüfus miktarının aynı olması anlamına gelmiyor. Çünkü 1800'lü 1800, yaşa, 1800 yıllarda yaşayan insan sayısıyla 2020'de yaşayan insan sayısı aynı değil. O yüzden bunu alamadım. 2020 yılında dünya nüfusunun yarıdan fazlası şehirlerde yaşamaktadır. Şimdi bakıyorum %50'nin üzerinde bir oran varsa doğru bir ifade. 4 numaralı öncülümüz sanayi faaliyetlerinin geliştiği ülkelerde şehirde yaşayanların oranı daha fazladır. Ki bu geçerli bir bilgi olabilir ama yalnızca grafiğe bakılarak bu bilgiye ulaşamam. O yüzden bu da yanlış oldu. 1 ve 3 yani B şıkkını doğru cevap olarak aldık. çeşitliğin yeryüzündeki dağılışını doğal, fiziki koşullar paleo coğrafya özellikleri ki eskiden yaşanmış iklim değişimleri, levha hareketleri bu gibi durumlar paleo coğrafyaya giriyor. Ve biyolojik faktörler etkiler. Buna göre durumlarından hangileri doğal ya da fiziki koşulların biyoçeşitliliği etkilediğine örnek gösterilebilir. Doğal ya da fiziki faktörler arasında insanlar yoktur. İnsanlar beşeri kısımda biyolojik kısımda dikkate aldığımız bir özellik olarak karşımıza çıkmaktadır. İnsanların tarım ürünlerine zarar veren bazı böcekleri zirai ilaç kullanarak yok etmesi bizim biyolojik faktörlerimiz arasındadır. Çöllerde yüksek sıcaklık ve buharlaşmadan dolayı canlı sayısının az olması bu ise arkadaşlar doğal ya da fiziki faktörler arasında değerlendirilebilir. Son jeolojik zamanda yaşanan buzullaşmanın etkisiyle bazı canlıların ekvatora göç etmesi biyolojik bir faktördür. O canlıların göç etmesinden bahsedilmiş. Karasal biyomlarda hayvanların akarsu ve göl kenarında fazla olması oradaki yer şekli ve özellikleriyle alakalı doğal faktörler arasında sayılıyor. 2 ve 4'ü burada aldık. Yani D şıkkı doğru cevabımız oldu. Haberde verilen bu olay aşağıdaki uluslararası örgütlerin hangisine daha fazla zarar vermektedir? Rusya-Ukrayna krizi. Rusya 2014 yılında Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinin büyük bir bölümünü ele geçiren Rus yanlısı isyancıları desteklemişti. İki ülke arasında uzun süre çatış uzun süren çatışmada 13.000 kişi öldü. Ancak Ukrayna'nın şu anda çok daha büyük bir tehditle karşı karşıya olduğunu düşünüyor. Bu da Rusya'nın Ukrayna'nın tamamını işgal etmesi. Buna göre dediğimiz bir haberde uluslararası örgütlerin hangisine daha fazla zarar vermektedir diyor. Karadeniz'e kıyısı olan ülkelerin yer aldığı Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütüne daha çok zarar vermekte. Çünkü buraya kıyısı olan ülkeler ve onların arasında çıkan anlaşmazlıklar bu örgüte zarar verecektir. O yüzden doğru cevabımız B şıkkı oldu. G8, petrol ihraç eden ülkeler örgütü, ekonomik işbirliği ve kalkınma örgütü, Avrupa Birliği tabii ki bunlara da zarar verecektir. Ama dediğimiz gibi özellikle burada Karadeniz'e kıyısı olan bu ülkelerin bir sorunla karşı karşıya kalması direkt etkiye sebep olacak ve daha fazla zarar verecektir. Yeryüzündeki doğal kaynaklar sınırsız değildir. Bu yüzden doğal kaynakların bizden sonraki nesillerin de faydalanabilmesi için yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması gerekir. Buna göre doğal kaynakların tükenmemesi için kaynaklarından hangilerini kullanmak gerekiyor? Jeotermal sıcak su buhar gücünden üretim yapıyoruz, enerji elde ediyoruz. Bu yenilenebilir bir kaynak. Hidrolik dediğimiz su gücü, su gücü de yenilenebilir bir kaynak. Ama taş kömürü, lingit, doğalgaz, petrol gibi fosil yakıtlar yenilenemeyen kaynaklardır. Ve hava kirliliğine daha fazla sebep olur. Ama jeotermal, hidrolik yani su gücü, bunun dışında rüzgar, bunun dışında güneş bunları kullanmak bizim için yenilenebilir enerji kaynağı ve çevreye daha az zarar veren kaynaklardır. O yüzden bunların kullanılması daha mantıklı. Yani 1 ve 2 A şıkkı doğru cevabımız oldu. Aşağıda bir röportajdan alınan bölüm verilmiştir. Bu röportajda boş bırakılan yerlere aşağıdaki tarım ürünlerinden hangisi yazılamaz? Ankara'da memur olarak görev yaptım. 50 yaşında emekli olunca eşimle birlikte Kıyı Ege'de bir köye yerleştik. Şu an çok huzurlu ve dingin bir hayatım var. Şehrin gürültüsünden ve hızlı yaşamından uzak sakin yaşamımız var. Şu bahçedeki gördüğünüz ürünlerin hepsini biz yetiştirdik. Bu noktalı kısımlar ve en çok yetiştirdiğimiz ürünler bunlar diyor. Buna göre Ege'de biz zeytin tarımıyla uğraşabiliriz ve onu yetiştirebiliriz çünkü orada Akdeniz iklimi görülüyor. Ege'de baktığımızda üzüm oldukça önemli bir tarım ürünü. Aydın gibi alanlardaki kıyı Ege'de bulunan iller arasında incir oldukça önemli. Sebze ve meyve zaten üretim olarak öne çıkıyor. Ama Ege'de çay tarımı yapılmıyor. Çay çok fazla yağış isteği olan, nem isteği olan bir üründür. Bu sadece Doğu Karadeniz ve oraya yakın olan kıyı kesiminde tarımı yapılan bir üründür. Kıyı Ege'de olmadığı için doğru cevabımızın B şıkkı olduğunu söyledik. Ki Ege'de biliyorsunuz zeytin, üzüm, incir, bunun dışında işte tütün gibi sebze meyve yine burada dikkate alınıyor genel olarak. Bunları görebiliyoruz ama çayı sadece Doğu Karadeniz kıyı kesiminde dikkate alıyoruz. Yeryüzündeki ilk medeniyetler genellikle yükseltinin az olduğu akarsu kenarlarında kurulmuştur. Haritada gösterilen medeniyetlerden hangisi bu genellemeye uymaz? Çin, sarı Irmak, gök Irmak gibi akarsuların olduğu alanlar ve daha alçak yerlerde. Hint medeniyeti, Indus ve Ganj nehirlerinin çevresi. Mezopotamya, Fırat ve Dicle. Mısır medeniyeti, Nil Nehri ve daha alçak yerler. Ama İnka, Maya gibi medeniyetlerin daha yüksek alanlarda sıcak olduğu için daha yüksekleri tercih etmeleri dikkate alınmış ve bir akarsu kenarı değil arkadaşlar. O yüzden doğru cevabımızın burada bu genellemeye uymayan medeniyetin İnka olduğunu söyleyebiliriz. A şıkkı doğru cevabımız oldu.